Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Bıldırcın Süs Tavukları kanalımızdan herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni çiftlik çalışmalarımız devam ediyor. Yine çiftliğimizde de faaliyetler sürüyor. Bugün yine sabah erkenden kalkıp çiftliğimizdeki rutin işlerimizi hallettik. Kargolarımızı yaptık. Yine evrak işlerimiz vardı. Onları hallettik. Yeni çiftlik çalışmamızda bulunduk. Yapılan işleri kontrol ettik. Şimdi günün stresini atmak için arkamda da görmüş olduğunuz gibi Yeşilçam restoran ve çiftliğe geldik arkadaşlar. Neden böyle dediğimi biraz sonra anlayacaksınız. Buyurun içeriye girelim, hep beraber gezelim. Siz de bizim gibi günün stresini atmak isterseniz videomuza bir like atmayı unutmayın, bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun geçelim. Arkadaşlar isminden de belli olduğu gibi Cihat abim Yeşilçam'ın unutulmaz efsane isimlerini mekanında canlandırmak istemiş. Görüyorsunuz yine Cüneyt Arkın, yine Adile Naşit. Hepsinin ruhu şad olsun. Yine Türkan Şoray, Şener Şen, hepsi buradalar. Arkadaşlar ortam olarak güzel çam ağaçlarının ortasına kurulmuş bir mekan. Hem doğallıktan yana hem de güzel vakit geçirebileceğimiz bir mekan. Gelin daha da içeriye girelim. Arkadaşlar yine restoran olarak kalmıyor. Lok tavşanlarımız var, köpeklerimiz var, ispençlerimiz var. Özellikle ispençler biliyorsunuz milli ırklarımız. Onların hatırına şu anda video çekmek istedim. Çünkü Cihat abim de bizim gibi bir hayvansever abimiz. Gelin buyurun. Evet arkadaşlar işletme müdürümüz Cihat abi sağ olsun bizi ağırladılar. Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar Cihat abi güzel bir tesisin burada müdürlüğünü yapıyor. Hem de hayvansever bir abimiz. Lop tavşanlarımız var, ispençlerimiz var, köpeklerimiz var. Şimdi ortamı gösterelim arkadaşlara. Akşam olduğu zaman yine lambalarımız yanıyor. Akşam olduğu zaman yine lambalarımız yanıyor arkadaşlar. Müziğimiz tabi loş. Güzel müziklerimiz de var. Abi hangi hayvanlarım var? İstersen gösterelim takipçilerimize. Hem de bir yandan da sohbet muhabbet edelim. Evet arkadaşlar lok tavşanları. Bunların tatlılığına bak. Maşallah maşallah. Yine ispençlerimiz de oradalar. Tabi arkadaşlar daha yeni kurulum aşamasında olduğu için Cihat abim burada yine kümeslerini büyütmek istiyor. Yine yeni yerler, büyük yerler yaptıktan sonra daha çok hayvan burada barındırmak, beslemek istiyor. Yine burada sevimli. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel gel gel. Tipine bak. Şuna şuna şuna. İsmi neydi Cihat abim? Salep. Salep. Yine arkadaşlar burada tatlı mı tatlı minnoş Salep var. Salep. Göster. Yine tabi böyle bir mekanın maskotu da olmazsa olmazdı arkadaşlar. Akşam olduğu zaman daha çok Cihat abi çıkartıyor. Hem ailesiyle gelen... Buraya gel buraya. Hem ailecek gelen misafirleri... Çocukları tabi çok seviyor köpekleri. Yine onlar oynuyorlar. Yine arka taraflara doğru da gezelim. Yine arkadaşlar belirttiğimiz gibi yapım aşamasında olan bir mekan. Orada da tatlı mı tatlı bir köpeğimiz var. Yine Cihat abi buralara hem kümes tarzı hem de ön tarafta da gördüğünüz gibi çardak tarzı güzel bir kurulum yapmak istiyor. Biz de tabii kendisine her konuda yardımcı olabileceğimizi söyledik. Yine burada da bir fıstığımız var. Bunun ismi ne Cihat abi? Bunun adı Pamuk. 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 Yine arkadaşlar Pamuk da tatlı mı tatlı. Minnoş bir köpeğimiz. Ortaya bir havuz yapmak istiyor Cihat abi. Yine ördekler, kazlar, tavuklar, tavşanlar. Yine tabii mekanın vazgeçilmezi köpekler. Bunlar üzerinde de yoğunlaşmak istiyor. Cihat abi aslen size biraz onu da tanıtayım. Erzurumlu arkadaşlar. Tabi Erzurum'da yaşamamış. Buradan Erzurumlu
Harikalar Diyarı Turgut abime de çok selamlarımı iletiyorum. Dadaşlar hepiniz cansınız. Buradan da belirteyim. Teşekkür ederim. Yine arkadaşlar Erzurum'da doğmuş fakat İstanbul, Ankara birçok ili gezmiş bir abimiz. Buraya dediğim gibi güzel bir mekan kurmuş. Biz de geldik günün stresini atmak için. Çok da keyifli vakitler geçiriyoruz burada arkadaşlarımızla, ailemizle. Ve dediğim gibi birçok insanın da ailecek buraya gelip güzel, hoş vakit geçirebileceği bir mekan. Çünkü genel olarak aile mekanı, yemek de yiyebilir, çay da içebilir, dondurmanızı da yiyebilirsiniz. Yine ağırlama, hoş sohbet. Yani dört dörtlük bir mekan. Yeniden ön tarafa geçelim. Tekrardan oraları gösterelim. Buradan geçelim. Tabii yapım aşamasında. Her yer malzeme dolu. Yine arkadaşlar önemli belirtmem gereken bir şey var ki Cihat abi görmüş olduğunuz bütün çardakları kendisi yapmış. Yani buraya demiş işçi sokmak yerine ben kendim bir şeyler yapmak istedim. Görüyorsunuz hepsi el emeği, göz nuru. Yine her çardakta dediğim gibi yine Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden her birinden bir resim var. Görüyorsunuz ağaçların üstünde, çardakların içinde. Yine çardaklarda oturduğumuz masaların üstünde isimleriyle beraber Metin Akpınar. Yine buraya gelelim. Türkan Şoray. Her masaya böyle isimler koymuş. Arkadaşlar tekrardan belirtmem gerekirse ailecek gelip güzel ve hoş bir vakit geçireceğiniz mekan tam Kırıkkale'de Başyıl ilçesinde Konya yolu üstünde. Zaten Başyıl'ın merkezinde bulunuyor. Tabelasından da belli olabilir. Öneriyorum. Kendim geldim. Bizzat yemek yedim. Çay içtim. Cihat abimle tanıştım. Bunu da oradan belirtmek isterim. Herkes burayı görmeli. Yine önde küçük bir süs havuzumuz var ama orası da faaliyete geçecek. Evet arkadaşlar tekrardan Dadaş, Can Dadaş, Cihat abime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan kendisine çok güzel mekan yapmışlar abilerim. Hem ağırlama konusunda hem yemekleri hem hoş sohbetleri hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine gelmek isteyen arkadaşlarımız da buradan geçerken uğrarlar. Başımın üstünde yeri var. Bizzat başının üstünde de yeri var dedi Cihat abim. Dediğim gibi tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizi takipte kalın. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın.